Onun üzerine birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Bakınız, Vahdettin İstanbul'un anahtarlarını İngiliz komutanına gülerek veriyor. Hadi bana eyvallah diyerek çıkıyor. İşte buyurun belgeleri. Evet kıymetli başbuğum, tarihi belgelerden bir tanesi daha Türk televizyonlarında gösterilmiş durumdadır. Vahdettin kendi elleriyle Dersaadet'in Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'un anahtarlarını İngiliz komutanına ve çok düşük rütbeli bir komutana veriyor. Oradaki o İngiliz alçak komutanı pis pis sırıtarak gülerek teslim alıyor ve o Vahdettin Efendi selam çakarak hadi bana eyvallah diyerek gidiyor. Ve Sevr'im imzalatan, Sevr anlaşmasını kabul eden kişi de bu Vahdettin'dir. Hani bir zamanlar Vahdettin için dendi ki hain mi değil mi? Ne haini ya? Daniskası hainin. Bırakın artık bunları, gerçekleri. Atatürk'e eğer dil uzatılacaksa bakın biz daha ne belgeler, bilgiler var. Bunları gerekirse hepsini televizyonlardan tek tek çıkartacağız. Bu şahıs, bu Vahdettin efendim, bilinmeyen bir yönü daha vardır. 5 tane eşi vardır. İsterse 15 tane olsun, bizi ilgilendirmez. Ancak Hazret 1861 doğumludur. 1926 vefat etmiştir. San Romeo'da. Onun üzerine de böyle ahıtlar yakarlar. Tabutuna haciz gelmiş bilmem ne. Tabii o kadar safahat içerisinde orada yaşarsan aldığın mücevherleri kendi torunları anlatıyor. Mücevherleri de bozdurduk ettik demek. Mücevher varmış giderken yanınızda. Efendim, beşinci eşi merhum Nimet Nevzat Hanımefendi. Kimdir bu Nevzat? Nimet Nevzat Hanımefendi 1902 doğumlu, 1992'de de vefat eden bir hanımefendidir. Bu hanımefendi Vahdettin Efendi'nin beşinci eşidir. Fakat bir özelliği vardır. Padişah Reşat döneminde bahçıvanlık yapan, evet, Bartınlı Şaban Efendi'nin kızıdır. Yani sarayda büyümüş, genç yaşta küçük bir kızdır. Dikkat buyurunuz. Bartınlı mı dediniz? Evet efendim, Bartınlı Şaban Efendi'nin kızıdır. Hmm. Saray kayıtlarında da vardır. Bahçıvanlık yapıyor, onun kızıdır. Dördüncü eşi üzerine Hazreti Vahdettin Efendi bu hanımefendiyi alır. Küçük yaşta alır. Resmi kayıtlarda yaşı 1902 doğumlu olarak gösterilir. Daha sonra hanımefendi ikinci evliliğini vesaire yapmıştır. Allah rahmet eylesin. Beşinci eşi ufak bir kızken alan Vahdettin ne zaman evleniyor biliyor musunuz? 1921 Osmanlı savaşları içerisinde binlerce şehitler, binlerce gaziler harap ve bitap halinde işgal altındayız. Hazret kendinden 50 yaş küçük bir kız alıyor. Ve 4 eşi üzerine. Evet. Bu Hazret'e laf söylemiyorsunuz. Bakın kayıtları tekrar veriyorum. Lütfen araştırın. Kızlık soyadı da Bargu'dur bu hanımefendinin. Bakın resmi kayıtlarda doğum tarihine, Vahdettin Efendi'nin evlilik tarihine bakınız. Vahdettin 62-63 yaşlarında 17 yaşında bir hanımefendi, daha da küçük, resmi kayıtlarda büyütülmüş, 1902 yapılmış. Dersiniz ki olabilir kardeşim, evlenebilir, 5'i de alır, 6'ı da alır. Tamam ama devlet bitmiş. İngilizler seni sarayından almış götürmüş. Toplar Dolmabahçe Sarayı'na gemilerden çevrilmiş. Sevr'i imzalamış bu şahıs, bütün ülkeyi peşkeş çekmiş, bir çıt yok. Ve o haldeyken 5. eşi olarak da kendinden 40 küsür yaş küçük bir kızcağızla evleniyor. Hanımefendiye Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Çünkü ikinci eşinden olan ailesi devam ediyor. İstanbul'da vefat etmiştir 92 yılında.
Bir resmi de buradadır vefat etmeden önceden hali. Nur içinde yatsın hanımefendi. Ama Vahdettin Efendi'ye bir kelime yok. Vahdettin'in peşkeş çektiği toprakları geri alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına eleştiri var. Hayır diyoruz Türk milleti olarak. Bu kadar basit.